Grafik Bey'in kanalına herkese merhaba. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu. Şehir değiştirmek zorunda olanlar, şehirler arası yolculuk için izin belgesi almak zorundalar. Seyahat izin belgesi geçtiğimiz günlerden itibaren E-Devlet'ten alınmaya başladı. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte 2020 E-Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası dolaşımı engellemek ve azaltmak için alınan karar doğrultusunda tüm otobüs seferleri iptal edildi. Sadece seyahat izin belgesi olanlar şehir değişikliği yapabilecek. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu. Seyahat izin belgesi nedir? Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri Cumartesi saat 17.00'dan itibaren valilik izniyle yapılabilecek. Valiliğin izni verdiği belgeye seyahat izin belgesi deniyor. Bu izin tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar seyahat izin il ve ilçe kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunacak. Talebe uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Seyahat izin kurallarınca şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Ve yolcular sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak. Seyahat izin kurallarınca otobüste yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek. Gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat izin belgesi başvuruları E-Devlet kapısında denildi. Koronavirüs pandemisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında şehirler arası seyahate kısıtlamalar getirildi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca vatandaşlar seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kuralları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi başvurularının E-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi. Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar seyahat izin belgeleri için E-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Seyahat izin kuruluna iletilecek başvuru kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalım Grafik Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.